Selam hepiniz, videoma hoş geldiniz. İlk kez kanalıma gelenler için ben Ezgi. Günlerden cuma, saatlerimiz de yaklaşık 1'e falan geliyor arkadaşlar. Eski vlogları izleyenler biliyorlar, annemden açıyorum sizi. Bugün uyandım, evde şöyle hemen üzerime rahat trikolar geçirdim. Geldim, bir önceki videoda sizinle birlikte nefis kahve topları yapmıştık. Kimin için acaba bu atıştırmalıklar demiştim, hatırlıyorsunuzdur. Burcu geliyor, annemle buluşacağız, merkezde işleri varmış, burada görüşelim dedik. Mis gibi şu an kokuyu gönderebilsem keşke size. Annemle teyzem de, biz Ege'de pişi diyoruz. Çörek diyenler var, farklı isimleri var. Pişi yapıyorlar Burcu için. Geldiğinde böyle brunch havasında, beş çayı tadında olacak, onu bekliyorum. Şimdi konuştuk, Akhisar'dan yeni çıkmış yola, otobüse binmiş. Yaklaşık bir saate kadar burada olur. Belki garajdan ben alırım. Kendisi de gelir artık, birçok kez geldi, bulur diye düşünüyorum ben. Neyse, videonun açılışını yapmak istedim Burcu gelmeden önce arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bu böyle biraz sohbetli, iç dökmeli bir vlog olabilir. Güzel gelişmeler de var, soru işaretleri de var kafamızda. Tabii ki de hepsini sizinle paylaşacağız. Çekilişimiz de tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Önceki videoda Burcu ile çekiliş başlatmıştık Akhisar'da. Artık bir sonraki videomuzda da tamamlamış oluruz onu. Hediyeyi de şanslı bir takipçimize göndereceğiz. Uygulamayla yapacağız çekilişi. Bu arada ben daha önce YouTube'da hiç canlı yayın açmadım arkadaşlar. Böyle bir canlı yayın açma düşüncem de var. Sizlerle canlı yayında buluşma düşüncem de var. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi bırakırsanız mutlu olurum. Tahminen akşam böyle. Herkes artık çayını kahvesini içtiği saatlerde açarım diyorum. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Burcu geldiğinde tekrar görüşürüz. Hepinize şimdiden tekrar iyi seyirler. Kanala abone olarak ve Hype puanınızı paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Terliklerime bakar mısınız? Annem leopar sevdiğimi biliyor. Böyle terlik almış bana. Hemen giydim şimdi ben de. Misafirimi bekliyorum. Şimdi pişiler böyle dinleniyor. Hemen göstereyim birazcık. Ben boş seviyorum. Annem biraz içli de yapmış. Burcu geldiğinde mis gibi. O çayla yer. Ben de içecekle götüreceğiz. Ta 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 tam. Yeniniz. Videomun açılışlarını hep sen yap ya. Sen bana uğurlu geliyorsun. İnşallah kankam böyle bol bol izlenmeden olur. Biliyor musun? En çok duam öyle olsun. Bol bol izlenmem ve takipçin olsun inşallah. Senin de benim de. Amin inşallah arkadaşım. Evet arkadaşlar, vallahi keyfime diyecek yok. Burcum geldi. Hava çok güzel. Annem şöyle mis gibi teyzemle birlikte bize pişilerimizi yapmış. Ben kahve topları yapmıştım böyle. Bayağı güzel hazırlanmışsınız ama maşallah. Kahvaltı için hemen böyle sen de seviyorsun diye bu tarz şeyleri yapalım dedik. Biz kahvaltı türünü kim sevmez ki? Evet, maksat beraber olmak, birlikte vakit geçirmek. Aynen, zaten. Öyle. Ya karın doyurma ne var? Bir salça ekmek süren yeriz ama. Evet. Muhabbetimiz ve gülen yüzümüz daim olsun. Aynen öyle. Çok güzel videolar, içerikler gelecek. Burcu'da da çok güzel gelişmeler var bu arada arkadaşlar. İş hayatımla ilgili. İş hayatıyla ilgili. Özel hayatla demeyelim de iş hayatımla ilgili daha çok. Evet. Yani şu anlık öyle. Yani böyle Burcu'yu artık bol bol Manisa'da da görebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Daha çok görebilirsiniz hatta bundan sonra, değil mi? Evet. İçeriklerinin o da böyle içi dolu dolu olacak. O şekilde çekecek. Zaten şu an artık sen iyice bir rutine oturttun Burcu. Farkında mısın? Evet. Hani hiç atmasam 4 günde bir atmaya çalışıyorum. Evet. Hani eskiden bir boşluk oluyordu. 2 hafta, 1 hafta. Şu an yani güzel gidiyor. 20 gün bir at odam oluyor da duruyor. Ama yine de çok şükür algoritmadan çıkmıyorsun. Algoritmadan çıkmıyorsun. Çünkü hani oturmuş artık takipçin. Seni evet, bilen, evet, tanıyan sen insanlar. Sen de inşallah izbim ya. İnşallah. Artık ben bilmiyorum yani şans mıdır, nedir? Çok böyle tutan takipçi beni çok tutuyor. Severek izliyor. Ana sayfaya düşmek diyelim en büyük şans. Ezgi'nin kanalında şunu da samimiyetle söyleyeyim. Ezgi böyle bayağı uğraşıyor vloglara. Hadi aldım, çıktım, yemek yaptım, gittim falan yapmıyor. Böyle işte cilt bakımı yapıyor, saç yapıyor. Yemekleri böyle sunumlu sunumlu özenli göstererek yapıyor. Ve hani ya şişirme yalan başlıklar yok en basitinden yani, bizde. Ya atıyorum hani sen kızartma da yapıyorsun ama öyle kızartma yapıp geçiştirmiyorsun bile onu yemek menüsünde. İşte ne bileyim hoçta tarhana yapıyorsun, tatlı evet, yapıyorsun, böyle bir güzel menü çıkartıyorsun, güzel bir vlog'a oturtturuyorsun. Bence bunların böyle
İzleyin arkadaşlar. Tamamen böyle samimiyetimizle, içtenlikle paylaşıyoruz. Arkada teyzem gelin programları izliyor. Teyzem de bizde, teyzeşim de bizde. Gelin mutfakta tarzı. Evet, onun rutinler bunlar. Şimdi buradan sonra da Esra'ya geçiş yapacak. Annemin de Müge Anlı ile başlıyor. Sonra gelin evi. Sonra birkaç daha. Müge'yi ben de seviyorum Allah için. Müge'yi severim Müge yani. Müge Anlı en gerçekçi programlardan bir tanesi bence. Evet, ben de seviyorum. Neyse arkadaşlar, dışarıda çıkacağız, bir şeyler de yapacağız. Yani vlogumuz devam ediyor. Böyle size de bir hoş geldiniz demek hoş istedik Burcu'ma. Ezgi'nin kanalına abone olmayı unutmuyoruz. Evet, Burcu'mun kanalını da ben de buraya bırakıyorum. Böyle daha etkileşim olsun halinde olalım. Bilerek geçiyoruz sizi. Burcu ile bayağı bir gezdik, çarşıda yorulduk. Bayağı adım atmışızdır. Adım sayacağım, açacağım, akşam bakacağım. Güzel bir yere geldik. Atmosfer de çok güzel, kafe de çok güzel. Louis Cafe. Louis Cafe'ye geldik. Birer kahve söyledik kendimize. Yumuşak içimli çok güzel kahveler söyledik. Benimki Burcu seçti bu arada. Ben onun kahve zevkine, kahve kültürüne çok güveniyorum. Böyle yine sohbet ediyoruz Burcu'yla. Gün nasıl geçti anlamadık. Su gibi aktı resmen. Her buluşmamızda böyle oluyor zaten. Hemen akşam oluveriyor. Aynen öyle. Ama çok güzel planlar yaptık. Çok güzel şeyler konuştuk. Hepsini tek tek vloglarda sizlerle de paylaşacağız. Böyle ben de daha çok ağırlıklı Burcu'nun kanalına çektik aslında bugün. Ben de gene ara ara sizi bir yoklamak istedim. Takipçilerimi açmak istedim. Göstermek istedim arkadaşlar. Ya ayrılık vakti gelip çatıyor arkadaşlar. Burcu taksiyi çağırdı. Ben de Mahir ile konuştum şimdi. O da geliyor beni almaya. Instagram post atıyorum. Herkes açık hesabından. Evet, Burcu bu arada postunu yüklüyor. Buradan da kanalda da bir şeyden bahsettim. Kendi kanalımda önce hep bahsettim. Artık bazen de sıkıldım. Benim kanalıma gelip işte hikayelerimi izleyip gidenlerin çoğunu affedersin engelliyorum. Çünkü izleyenler yoruma geliyorlar biliyor musun? Evet. Geçen biri laf taşımak ki, için oradan alıyorlar buraya. İzleme. O fotoğrafı açtım. Evet, izleme ama. İzleme. Aynen. Kardeşim bitti. Hani kardeşim tarzı çok konuşma da sevmem aslında ama sinir oldum ya. Evet. Madem gelip niye bakıyorsun? Hele şu son 2-3 gündür ve bizim son 2 videodur o kadar laf taşıma olayları var ki. Böyle eleştirme, sırf bunun için gelenler var yani. Fesatlık için değil mi? Aynen öyle. Ama benim hesabımı, hikayelerime işte bilmem ne falan böyle. Tamam, bakabilirsiniz, dışarıdan izleyebilirsiniz. Durumumu 60 kişi beğeniyor fotoğrafımı. Hiç. Hikayelerimi 500 kişi görüyor. 500 kişi neden görüyor acaba? Aynen öyle. YouTube'da da farklı mı sence? İzlenmelere bak bakalım, abonelere bak. İşte ama ben onu istemiyorum biliyor musun? Aynen. Ben mesela sen takip etmeyeceğim yerine gidip izlemem. Samimiyetsiz hiçbir şeyin içinde yokuz ya. Aynen öyle. Hiçbir o yüzden bize samimi insanlar lazım diyorum. Aynen. Ve burada da Burcu'mu uğurluyorum artık. Her çok kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Evet, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Annenin ellerine sağlık yalan. Hayır, canım arkadaşım. Öpüyorum. Çok seviyorum annenle Doğukan'ı da. Beraberlikle eğleniyoruz değil mi? Evet, kardeşim evet. Kardeşim ya. Çok eğlenceli çocuk olabildiğimi. İnşallah bir kanalımda Doğukan'ı da çekeceğim. Ay evet, bugün çektirirdi aslında. Yorgun doyacaktı o. Muhabbetten aynen. Çekemedik yani. Çekemedik ama muhabbet çok güzeldi ki. Evet. Canım arkadaşım. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Ezgi'yi de öpüyorum da. Camlar silindi. İkinci gün yağmur yağdı. Neyse arkadaşlar, ikinci günden böyle güneşli bir Manisa sabahı. Hepinize günaydın, mutlu günler. Benim biraz işlerim var, temizlik falan. Onları halledeceğim. Özellikle bu kış bahçesini temizlemek istiyorum. Sonra akşam için güzel bir tatlı yapalım sizinle, bir magnolia fikrim var. Artık toplandı bakın böyle bahçeler falan. Ve artık böyle kış konseptine sokmak istiyorum. Sizinle birlikte yapacağız. Süpürmeye başlayacağım önce. Sileceğim falan. Son halini göstereceğim tabii ki. İşte benim yakışıklı oğlumun düzenli odası derler ya. Arkadaşlar bu şekilde. Bu giyinim odamı size göstermiş miydim bilmiyorum daha önce detaylı. Şu halıyı değiştirmeyi düşünüyorum bu arada. Buraya daha şegi tarzı bir şey alınacak. Normalde çok küçük bir post kullanıyordum. Ama Maşa üşüyor. Bu da Maşa'nın yatı. Şurada da Maşa'nın tuvaleti var. Burada bir tane normal elektrikli süpürgem var. Onu annemden getirdim. Sadece Maşa'nın kumunu temizlerken kullanıyorum onu.
Şu masam biraz büyük diğerlerine göre. Buhar kazanlarım böyle oluyor sanırım. Buraya da banyoya sığmayan deterjanlarım. Diğer ürünleri koyuyorum. Şurası da benim bahçeye çıkan balkonumun camı. Bu da artı bir komodin. İçerisinde gene sadece Maşa'nın eşyaları var. Küreği, maması, tırnak makasları, işte fırçaları falan var. Salona şu büyük influencer aynalarından alacaktım ama sonra çok büyük iki kapak ayna sırf. Güzel ışık da alıyor burası. Yani burada herhangi bir reels çekmeme engel bir şey yok diye düşünüyorum ben. Bu şekilde. Burada da valizlerimiz duruyor. Bir de Maşa'nın pet çantası duruyor. Onun valizi yani. İşte Maşa da böyle odasında vakit geçirsin biraz. Bu o kadar güzel ve lezzetli bir magnolia ki, bir de içerisinde yumurta olmadığı için de gerçekten hafif oluyor. Malzemelerini söylemek istiyorum hemen. Yaklaşık 4 ila 6 kişilik bir tarif arkadaşlar. Muhallebisi için 4 bardak süt kullanacağım. Ben 1 paket krema koyuyorum içerisine. Krem şanti isteğe bağlı. Böyle ikili olan ambalajlardan 1 paket en son çırpacağım muhallebi bittikten sonra. Kremayı da sonra koyacağım. 1,5 çay bardağı şeker, 3 yemek kaşığı tepeleme un var, 1 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 paket de vanilya var. Şimdi tencereyi alıp güzelce karıştıralım. O pişerken de Magnolia'nın zemin için bisküvileri el rondosundan geçirelim. Tafelin bu en küçük boyunu kullanacağım. Tripodsuz çekiyorum. Şimdi bu bahsettiğim malzemelerin hepsini alıyorum tencerenin içerisine. Evet, şimdi malzemeleri koyalım. Kahve köşemizi de yavaş yavaş sizinle birlikte yeni yıla hazırlamaya başlayalım. 4 bardak süt koyacağım ben öncelikle. Bardakların hepsi büyük olduğu için bu bardağı kullanıyorum. Malzemelerin hepsini zaten ölçüyü bir şekilde hazırlamıştım. Ekliyorum sütün içerisine. Piştikten sonra kremayı ve krem şantiyi koyacağım. Şekeri ekliyorum. Vanilyayı ekliyorum. Önce bir güzelce burada karıştırıyorum ocağıma da. Bu Tefal'in el blender'ı, el rondosu. Hatta annem de aldı bundan sonra. Annem elektrikli kullandığı için buna ihtiyaç duymuyordu mesela. O da bende kullandıktan sonra alma kararı verdi. Aldı hatta, şu an çok memnun. Ben de çok memnunum. Çeyizime iyi ki aldım dediğim ürünlerden, parçalardan bir tanesi. Çeyizcilere ya da henüz almayanlar varsa, kullanmayanlar varsa bence bir şans versinler. Siyah rengi falan da çıkmış şimdi. Ben de severek kullanıyorum. Bıçakları çok keskin. Bu özelliğini kaybetmemesi için bulaşık makinesine atmamaya çalışıyorum. Ama şu plastik hazneyi defalarca attım. Bu üstü de elinizden geldiği kadar yıkamayın. Şu lastik ıslandığında, yani ne kadar olursa olsun, sonuçta görüyorsunuz ip deforme olabilir. O yüzden bunu da böyle gene silerek ya da üst kısmına su gelmeyecek şekilde yıkayıp kullanırsanız daha uzun ömürlü olur. Muhallebiyle karıştırmaya devam ediyorum bir yandan. Kıvam almaya başladı. Ulaşıyordur diye o ipi hep yıkıyor. Aa, hayır canım, onu yıkarsana ipi şey olur. Anladım. Lastik donmaz diye gibi bir şey olur. Sonra şey dedim kendi kendime. Kapağı o ip temas etmiyor ki içine. Ben adım geçerli çektim de yıkadım bir de upuzun. Yıkarsan kurumaz, nemlenir. İnşallah kurumuş. Küfrünü kopar yani. Ezgi, bir şey söyleyeceğim. Benimkinin içinde 2-3 tane birden katlı bıçak var. Üçlü.
Evet, daha fazla doğuruyor işte. O ne yaptı o gün malzemeleri? Ya işte mesela iki kere çekeceksin, kuşbaşı doğuruyor. Daha fazla çektiğinde direkt rondoluyor. Bu arada bir de annem Kıyaman bir bayram telaşında misafirler gelmişti. Yemek hazırlarken kendi blender setinin bıçağını da çöpün içerisine atmıştı. Sonra çok aradık, hatta servise bile gitmiştik. Annemin de çok sevdiği bir robotuydu, değiştirmiyordu uzun süredir. Ama bulamadık değil mi sonra onun yedek parçasını? Yok, bulamadık ya. Çıkmamıştı. İlk 15 dakika böyle açık ocakta pişiriyorum. Sonra altını kısıyorum. Muhallebi puding kafası yani. Arka gittik o yukarıdaki kafeye. Mahir dedi kahvenin yanına işte bir şey tatlı söyleyelim. Magnolyaları vitrine koymuşlar kavanozun içinde. O kadar da güzel gözüküyor ki. Fiyatı da diğer böyle kafelere göre falan uygun. İki tane söyleyelim dedik. Ama gerçekten bu kadar olmaz yani. Yapmayın uygun fiyatla. O kadar ucuza satmak zorunda değilsiniz. Ama tadını da o kadar yani neyse tövbe tövbe yarabbim nimet gene ama sırf bildiğin su ve un tadı var. Başka hiçbir şey yok. Kesinlikle hani süt değil süt, süt tozu tadı bile yoktu yani. O kadar kötüydü. Su muhallebisi. Ne kadar süt gidiyor ona da o kadar şey yapıyorsunuz. Ucuza kaçıyorsunuz. Şey yiyecek gibi değil dışarıdan. Evet ya, o Mahir zaten yarım bıraktı. Bisküvileri bayatlamış, neymiş sürekli. Ben de yemedim. Ya Mahir işte öyle bir şey yaptırmıyor. Yani ben tek olduğumda yapıyorum biliyorsun ama o öyle restoranlarda işte çalışandan keserler, garsondan keserler diye asla. Bırakır ama hiçbir şey söylemez. İyice kıvam aldı. Tamam. Hiç topak da kalmadı. Çok güzel oldu kıvam bakın. Şimdi zeminini hazırlayalım. Altını kapatıyorum. Şimdi muhallebisi soğurken bisküvileri halledelim birlikte. Bebe bisküvisi yoktu. Petibör varmış. Onu kullanacağım. Biliyorum hani ben pikniğe küçükken de alıyordum. Çikolatalı falan var. Diğeri çıktı gene. Onlar çok güzel olur. Bebe bisküvisi falan ne olacak? Nasıl güzel olur ondan? Evet. O gerçekten çok güzel. O eski kapı olacak onlarda. Onu ben hatırlıyorum. Ben ilkokula giderken sen çok alıyordun eve. Ben de sütlü mama gibi yapıp yiyordum. Evet. Çayın içinde çayla ben çok seviyorum. Magnolia ile işimiz bitti. Son olarak da üzerine Müge ablamın hediyesi olan şu Temu'dan almış olduğu tek kullanımlık streçleri koydum. Dolaba gidiyorlar, güzelce soğusunlar. Akşam yemekten sonra kırmızı meyvelerle üzerini süslemeyi düşünüyorum.